İnsanın dünyadan nasibi dar bir kabirdir. Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yaratılmış olmasına rağmen dünyaya seyrelece meyletmemişti. Kainatın sultanı olduğu halde, saraylar kendisine verilebilecek olduğu halde dönüp bakmamış, barakah gibi bir evde ömrünü tüketmişti. Mütevazi yaşamından 25 imparatorluk kuruldu. Doğduğundaki varlığı vefat ettiği zamankinden daha azdı. Doğduğu evi amcaoğlu Akil gasp etmişti. Vefat ettiği eve ancak defnedilebilmişti. Bütün mirası birkaç keçi, bir de hanımlarının bulunduğu odacıklardı. Onlar vefat edince o odacıklarda mescide dahil edilmişti. Bunun Aleyhisselatü Vesselam'ın evi ravza olmuş, bizim ise maalesef kabir olmuştu. Mevlana'nın hizmetçisi bir gün şöyle demişti Mevlana'ya: "Bugün evde ihtiyacımız kadar iaşe var ancak." Bunun üzerine Mevlana şöyle demişti: "Evimizden firavun kokusu geliyor. Dünya bir köprüdür. Üzerine ev yapılmaz," derdi Mevlana. "Öyle ya, köprü geçilmek içindir, konaklamak için değildir." Bir sabah ihtiyarın birisi Belh Sultanı İbrahim Ethem Aleyhisselam'ın kapısını çalar. Yanında kalmak istediğini söyler. İbrahim Ethem şaşırır. "Burası saray," deyince adam bu sefer ondan daha çok şaşırır. "Hayır, burası saray değil. Burası bir kervansaray," der. İbrahim Ethem ısrar eder. "Hayır," der. "Burası saray, hem de benim sarayım. Kervansaray falan değil." Bunun üzerine adam İbrahim Ethem'e şöyle hikmetli bir sual sorar: "Ey İbrahim Ethem, bu saray dediğin yerde senden önce kim mi yaşadı?" İbrahim Ethem der: "Filanca sultan yaşadı." "Peki ondan önce kim yaşadı?" "Filanca sultan," diye cevap verir. Bunun üzerine adam dile getirir: "Gördün mü? Burası saray değil, kervansaraymış. İnsan bu dünyada kendini kervansarayda gibi, hamda gibi bilmeli, sarayda gibi bilmemeli. İşte geldik gidiyoruz, bugün varız, yarın yokuz," deyip misafirhane sahibinin, ev sahibinin isteği doğrultusunda yaşamayı bilmeli. Daha fazlası için "Ben böyle iyiyim, üstü cennete kalktım" Rabbim kitabını okuyabilirsiniz.